Kenan Doğulu konserinden başlayacağım. Bu konserden bağımsız. Geçen akşam geldim. Ben neler gördüm öyle abi. Siz neler yapıyorsunuz? Yani Türkiye'de ya. Gerçekten müzikte bambaşka bir seviyeye geçmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Nasıl oluyor bu iş? Ya çok teşekkür ederiz. Biz Kenan Doğulu'yla birlikte Rüya isimli şarkı çıkarmıştık, evet. Ona hakimseniz. Ondan sonra o zamandan beri zaten organik bağımız devam ediyor. Artık abi kardeş gibi olduk yani. Sürekli beraberiz. Beraber PlayStation arkadaşı da olduk. Tabii stüdyoda da çalışmalarımız devam ediyor. Ondan sonra biz herkes gibi aslında Kenan Doğulu'nun şarkılarına versiyonlar yapmıştık. Yapmaya da devam ediyorduk. Acaba dedik sonra kendiliğinden böyle bir şey mi düşünsek? İşte Harbiye konserinin sonuna, tabii ki Kenan Doğulu Harbiye'nin nasıl geçtiğini biliyorsunuz yani. Acaba dedik Harbiye konserinin sonuna Disco'day Ken diye bir konseptle beraber böyle bir şey mi yapsak? İşte 4 şarkılık falan ufak bir bölüm. Tabii gelenler için de sürprizini bozmak istemiyorum. Gelecek olanlar için aslında. Müthiş geçti yani. Aşırı keyif aldık. Gerçekten başka bir hava gelmiş oldu konsere. Zaten çok coşkulu geçiyor ama böyle bir anda atıyorum böyle biz beklerken insanlar daha böyle duygusal giderken konserin o bölümleri falan bir anda böyle bir diskoyla karşılaşmaları çok keyifli oldu. Herkes ayakta. Şey de çok güzel. Şimdi iyi şarkı, iyi proje. Bakıyorum. Yani kime baksam özellikle yeni hitlerde sizi görüyorum. Bir Sezen Aksu kaldı herhalde. Vallahi kendisiyle böyle camdan bir tanışıklığımız oldu. Yani kendisiyle de yani zaten saygı duymayan herhalde bir Allah'ın kulu yoktu kendisi. Biz de yani yarın öbür gün inşallah yollarımız kesişirse neden olmasın? Ayak sorması. Onu sorayım. Ayak sorması ya. Bu Amsterdam'a gittiğim zaman almıştım. Çok da rahat. Arkada da şey, ismimi yazdırdım. Böyle kaybolursam falan ortalık kalabalık. Arkadan baksınlar. Arman burada falan diye yazdım. Şimdi abi bu akşam ne olacak? Bize onu anlat. Abi bu akşam da Ceza'nın saygı konseri için buradayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Sinerji ile, Organization ile, tabii ki Babala ile, Oğuzhan abiyle beraber çalışacak olma. Hem huzurluyuz, hem gururluyuz, hem de heyecanlıyız yani. Ceza'nın saygı konseri için buradayız. Biz de biz biraz yine burada da biraz böyle farklılık yapmak, heyecan verici bir şeyler yapmak istedik ve biz afişlerde yokuz. Biz anonslarda yokuz. Biz sürpriz sanatçı olarak gizli aslında buraya gizli kaldı. Aynen. Gizli kahramanlık yapıyoruz. Bakalım tabii siz bu görüntülerin sonuna bizim sahnede olduğumuz yerleri de koyarsınız diye tahmin ediyorum. Nasıl yapacağımız değil de neyim var ki şarkısını burada bize yakışır bir şekilde seyircilerle buluşturacağız. Yani biz şu an araban olarak en böyle tartışmalı, en böyle enteresan böyle acaba öyle mi olacak, bu şarkı yer alacak mı, yer almayacak mı falan diye tartışmalar olduğu bir noktada neyim var ki kendimizce lanse etmeye elimizden geldi. Abi şimdi başarılı olmanın yanı sıra eğlenceli de bir ikilisiniz. Ben size kendi tabirimle şey diyorum, müziğin Zeki Alasya ve Metin Akın'ı. Allah, ilk defa duydum böyle bir şey. Böyle şey ama. Çok iyi yani şey dendiği oldu, ne bileyim Nihat'la Kovaç'ın falan. Şam ile Iniesta'sı olarak değiştirelim ama bunu. Yok ama yani enerjimiz, yani biz birbirimize zaten çok hani iyi anlaştığımız için karşıya geçiyorsa, sizlere geçiyorsa ne mutlu bize. Biz bir tek müzikte bunu Mazhar Fuat Özkan'da gördük. Belki yanına birkaç kişi daha koyabiliriz. Yani bu birliktelik, hani bir yerde çatırlar kopar diye hiç korkunuz var mı? Ya bizim tabii çok uzun oldu artık. Yani biz 10. yılı bitirmek üzereyiz. Dolayısıyla öyle bir korkumuz herhalde hiç yok. Ya. Çünkü gereken özeni gösteriyoruz bu konular hakkında ve gereken farkındalığa da sahibiz. Ya. Tabii ki üstadlarımızdan bahsediyoruz. Yani Mazhar, Fuat Özkan. Biz hatta şeyle karşılaşmıştık. Fuat Bey'le bizim orada yani çok yakın yerlerde oturuyoruz. Orada ayaküstü bu konularda bir sohbetimiz olmuştu. Yani onlar dile kolay, 52 stüdyoluk bir dostluğu var. Yani biz de mesela kendi ilişkimize şöyle bakıyoruz aslında. Yani bitmemesin, herkesin aslında böyle elinden gelen hani fedakarlığı vesaire anlayışı gösterdiği sürece neden şey abi olsun? Hiç kavga etmiyor musunuz ya? Kavga ediyoruz tabii. Vallahi ki. Yani insan annesiyle, babasıyla, kardeşiyle kavga etmiyor. Nasıl ortada buluyorsunuz? Biz de iki kardeş nasıl buluyorsun? Biz ya şöyle ya. Amacın zaten hani bir çözüm yolu bulmak, hani inatlaşmaksa zaten buluşamazsın. Evet. Ama hani maksat hani bir yapıcı olmak vesaireyse, ki bizim niyetimiz hep öyle. O yüzden çok şükür devam ediyoruz. Şimdi yurt içinde değişik bir arena var. Bir de yurt dışında bir arena var. Evet. Yurt dışındaki arenada Türk müzisyenler neden başarılı olamıyor sizce? Ya şöyle başarılı olanlar var. Farkan gitti geri döndü. Mustafa Sandal gitti geri döndü. Yani orada sanki birazcık şey mi önemli yani, hani, yani yurt dışında insanlar, bir kere sanatçılar yurt dışından ne bekliyor, dinleyenler sanatçılardan yurt dışından ne bekliyor. Şimdi bazen şöyle durumlar var, mesela bazı buradaki Türk sanatçılardan da oluyor.
ben Türkiye'de şu müziği yapıyorum ama yurt dışında biraz daha farklı bir şey yapmak istiyorum diyor. O zaman insanlar da şu gözle bakıyor. Bak yurt dışına çıktı, burada olduğu kadar popüler olmadı, boyunun ölçüsünü aldı gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla orada iki taraf da kendi beklentilerini tam böyle bilemiyormuş gibi oluyor ama bence özellikle biz Arem'le beraber prodüktör olduğumuz için biz hani bizim şarkıların altyapısından mesela atıyorum Türkçe vokali çıkartıp yabancı bir vokal koyduğumuz zaman otomatikman bizim işimiz biraz daha kolay oluyor yani. Yabancı bir şarkı yapabiliyoruz o sayede. Dolayısıyla bizim şu an zaten gelecek olan çok fazla yabancı işbirliğimiz de var. Beraber featuringler, düetler vesaire. Biz elimizden geleni yapacağız. Bu en azından böyle bir düşünce varsa bunu kırarız yani hep beraber. Şey dikkatimi çekti. Yani Mustafa Sandal'dan daha fazla dinlenmiş Mahmut Tuncer'in İngilizce şarkısı. Ya tabii olmaz. Yani ilginç bir dataymış bu. Ya şeyi bilemiyorsun tabii ki. Şarkıları bu arada bilmiyorum. Hangi şarkısından daha çok neymiş, hangi şarkısı. Hani onunla ilgili yorum yapmak da yani. Buradan böyle şey çıkıyormuş değil mi? Her şey çıkıyor. Ama tabii farklı parametreleri var. Nerede dinlenmiş, işte şimdi günümüzdeki mecralar bambaşka. Yani TikTok'ta bir şarkı olmasına bile gerek yok. 10 saniyelik bir ses tuttuğu zaman o da belki de bizim de bir şarkımızdan daha çok dinlenmiş. Komedi sesleri falan da var ama belki şarkı daha güzel, bilmiyorum. Böyle ters köşe bir şey düşünüyor musunuz? Yani atıyorum Mahmut Tuncer ya da Mustafa Keser'le İngilizce bir şarkı. Hadi buyurun. Biz genelde ters köşe yaptığımızı düşünüyorum. Biz atıyorum Zeynep Bastık'la Rain Man'i bir araya getirerek bir şarkı yaptık. Ama ya bu da hiç beklenmeyen bir şey yani. Ya İngilizce detayı beni felaket etkiledi bu. Hani Are Varman Mustafa Keser'e yine okeydi ama bir de İngilizce hani bir düşünelim biz. Hani bunu biz şu an bırak dinleyici biz hazır mıyız şu an biraz düşünüyorum ama sürpriz oldu. Şu an güzel bir yerden pencere açtın bize. Peki şey soracağım şimdi evlilik. Evet. Baba olmayı düşünüyor musun? Teksin. Vallahi düşünüyorum. En büyük isteğim. Hayırlısı tabii ne zaman. Onu Allah büyük ama çok mutlu bir evliliğim var benim. Eşimi de çok seviyorum. Buradan. birazdan gelecek. Birazdan gelecek kendisi de. Çok çok keyifliyim. Yani şanslı evliliklerden birine sahip olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Şeyi sorayım. Seni en iyi sen tanırsın. Senden nasıl bir baba olur? Vallahi çok kritik bir soru. Yani bunu ben en azından şunu söyleyeyim. Yani nasıl bir baba olur onu bilmiyorum ama ya siyah olur ya beyaz olur gibi geliyor. Arasında kendi aramızda da tartışıyoruz. Yani iyi bir baba olabileceğime inanıyorum. Abi, bunu tabii ben kendime söylemem bilmiyorum bir şey ifade eder mi ama Arman'a aslında burada sorsanız çok daha iyi cevap verebilirim. Şöyle diyelim. Yani. Bence doğru şeylerle doğru bir iki uyarıyla Arem müthiş bir baba olur yani. Çünkü Arem'de çok şey var. Görkem konu nerelere geldi. Çünkü şöyle, Arem'de şöyle bir durum var yani böyle çok nasıl diyeyim kendini çok kaptırıyor herhangi bir şey yani böyle bir şey yani Arem çok disiplinlidir, çok çalışkandır, hiçbir şey aksatmaz, her şey çok nettir vesaire ama bu insanlarda geri kalan da ben de dahil olmak üzere her zaman böyle işlemeyebiliyor yani evet. Hani hayatın olağan akışı vesaire var. Arabi sadece hayatın olağan akabildiğine de ikna ettiğimiz sürece hani bazen bak, böyle şeyler oluyor. Yekten soruyorum. Seni ne zaman baş gözeceğiz? Hadi buyur bakalım. Abi kısmet diyelim. Var mı bir aday? Yani benim de kız arkadaşım var. Şu an mutluyuz. Devam mı abi yani şu an güzel her şey yolunda. Şimdi seni çok sıkıştırmıyorum. Son sorular. Evde nasıl bir insansın? Yani ev işlerine yardım eder misin? Birazcık o demografik yapıya destek olur musun? Valla ederim. Çünkü hani benim eşim kurumsal hayatta çalışıyor. Hı-hı. Dolayısıyla zaman zaman benden daha yorgun olduğu zamanlar o tabii konser günleri, turneden dönüşler falan ben bitmiş durumda oluyorum. O zaman tabii pek yardımcı olamıyorum yani yalan yok. Ama onun dışında ben kendi kendime araştırıp güzel bir şeyler bulup sağlıklı yemek yapmayı da severim. Zaten kendim stüdyoda da bizim stüdyoda da her zaman titiziz, tertemizdir yani. Hani ev işlerine o konuda hani temizlik, toparlama falan. Aramızda şey değildir bir de. Her şey diyor. Dağınık bir adam olmadığı için değil, bir kere evet. Artı bir. Abi seni cam değil. Silerken görebilir miyiz? Yok cam hiç silmedim. Ama şöyle hani, gazete kağıdıyla. Gocunduğum için değil tabii ki. Hiç silmedim. Ama işte ilk ehliyet aldığımız zaman arabamızın camını hepimiz sildik tabii yani. Pırıl pırıl. Ama tabii ki bir ablamız var. O yardımcı oluyor sağ olsun. O kadarı bana kalmadı yani. Ablalar candır yani. Gerçekten çok tatlı bir ablamız var. Evet. O yüzden çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Için. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.